Hükümetin iç ve dış politikalarının yanı sıra ekonomik gelişmeler hakkında açıklamalarda bulunan Saadet Partisi İl Müfettişi Nazif Ayaz, Türkiye'de ciddi bir ekonomik krizin hakim olduğunu söyledi. Şu an milletimizin en önemli gündem başlığı aslında ekonomidir. Her fırsatta ekonomi konusunu dile getiriyoruz. Çünkü insanımızın canı yanıyor, cebi yanıyor, ay sonunu getiremiyor. Hiç olmadığı kadar büyük bir darboğaz ile karşı karşıya kalmış bulunuyoruz. Ne yazık ki bu ekonomik durumun acı sosyolojik tepkileriyle karşı karşıya kalıyoruz. Bunun da en dramatik örneği son zamanlarda artan intihar vakalarıdır. Ama maalesef iktidar artan bu intihar vakalarını kendisine düzenlenen hain bir komplo gibi görmektedir. İktidara düşen görev bu tutum ve davranışından bir an önce vazgeçmek ve insanlarımıza rahat bir nefes aldıracak politikaları hayata geçirmek olmalıdır. Ayrıca bir diğer husus da iktidar medyasını kullandığı dildir. Ne yazık ki iktidar medyasını kullandığı dil de en az bu intiharlar kadar acıdır. Bugün ülkemiz ciddi bir krizin içinden geçmektedir. Hep beraber oturup bu buhranın ve bunalımın sebebini tartışmalı ve çözüm yolu aranmalıdır. Algı yönetiminden bir an önce vazgeçilmeli, insanımızın içinde bulunduğu bu acı tablonun düzelmesi için ortaya bir çaba konulmalıdır. Ekonominin hali ortada. Artık zam haberi gelmeyen bir gün geçmiyor. TÜİK'in bu hafta açıkladığı işsizlik oranlarında işsizlik yine artmış durumdadır. Ülkemizde işsizlik bir önceki yılın Kasım ayına göre 327 bin kişi artarak 4 milyon 308 bin kişi olmuştur. 15 ile 24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranımız ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.9 puan artışla %24,5 oranına gelmiş durumdadır. Tarım sektöründeki istihdam 147 bin, inşaat sektöründeki istihdam da 253 bin kişi azalmış durumdadır. Şimdi biz sussak, hiçbir şey ifade etmesek bile vermiş olduğumuz bu rakamlar zaten tek başına ahvalimizi açıklamaya yeterli oluyor.